aslında senin için seçtiğimiz insanlar başarısızlığa uğramazlar, denemekten vazgeçerler sözü biraz doğru mu oldu gene? Ya evet, ben de evet, niyeyse öyle oldu, ben de bir okuduktan sonra. Denemekten vazgeçmez misin? Geçmemeyi çok isterim tabii. Ama bazen vazgeçmek gerekebiliyor. Üzülerek mi, yorgunluktan mı, yoksa artık inancın kalmadığı için mi? Belki de hepsinin bir anda toplanmış olması bir sebep olabilir. Ama tabii ki daha çok üzülerek vazgeçmek olabilir. Fakat yorgunluk çok fazla vazgeçilmez galiba. Yorgunluk sadece dinlenmek istemeye birazcık özlem duydurabilir. Çok duygu insanı mısın? Öyleyimdir. Belli. Yani öyle hissediyorum gördüğüm kadarıyla. Sevgili Buket'le çalışma şansımız olmuştu eşinle. Evet, evet. Buradan sevgilerimizi de iletelim ona. Gerçekten çok tatlı, enerjisi çok başka bir kadın Buket. Ve bir aşk evliliği sizinkisi. Tabii. Yani Ozan deyince gözünden ışıklar fışkıran bir eşin var. Sen de Buket deyince böyle gözler yaşararak ışıklar, evet, çıkıyor. Neydi o ilk an? İlk an. İlk an biz bir filmin gösteriminde tanışmıştık çok eskiden, bir korku filminin. Ben oyuncusuydum, o da filmin yapımcı tarafındaydı. Orada tanışmıştık. Sonra sevgili olduk. Sen mi başlattın ilk? Ya aslında şöyle, tanıştık, onun üstüne yıllar geçti. Ha öyle. Evet, sonra bir yerde daha denk geldik. Ne güzel oldu dedim, yani seni unutmamak, her şey yolundadır inşallah falan filan diye. Öyle, o da galiba aynı duyguları beslemiş olacak ki o da bana çok sıcak yaklaştı. Sonrasında da işte başladık. Gene bir naiflik var işin içinde. Yani ilk tanıştığında aslında hoşlandın mı, sevdin ve dile mi getirmedin de? Hayır, sevdim de. Çok güzel bir insandı. Çünkü ne demek bu yani, ben aylar sonra ya da yıllar sonra karşılaştığımda ne güzel bir şey seni unutmamak. Evet. Büyük bir ilan aşk cümlesi bu yani, şiir satırı gibi. Ya aslında şöyle, güzel insanlara ihtiyaç var. Tamam. Bazen de o güzel insanlar sanki senin için doğmuş gibi hissedersin. Evet. Biraz bencilce olabilir ama çok güzel bir duygu. Evet. Oradan yola çıkarsak evet, güzel bir şey. Yani seni unutmamak ne güzel. Çok değişik bir cümle. Ben tabii bunu ona söylemedim. Şimdi İçinden evde bana kızabilir. Yalan. Sen bu kadar romantik değildin diye. Değil misin romantik? Hayır, bana çok romantik görünüyorsun çünkü. Şöyle, romantiyim ama ara ara. Ha öyle. Evet, neden evet, doz doz gidiyoruz yani? Doz her doz gün 5 ml. Hayır. Ne bu? Yok hayır, sadece biraz daha olgunlaşıyorum gün geçtikçe, öyle olgunluk söyleyeyim. Olgunluk romantizmi mi yok ediyor? Aslında yok etmemesi lazım ama hayat şartlarıyla uğraşırken bazen daha önemli şeyleri göz ardı edebiliyorsun. Ve farkında olmadan elbette.